Değerli izleyenlerim, bugün Rahman'ın Ayetleri programında Taha Suresi 101-114. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada kıyametle alakalı bir kısım tabloları bizlere sunuyor. Şöyle ki: Ve yevme yunfahu fissur. Sura üfürüldüğü gün, o gün sura üfürülür. Ve nahşurul mücrimine, ve biz mücrimleri, o cürüm işleyen kimseleri diriltiriz, haşrederiz. Yevme izin zurka. O gün onları gök gözlü bir şekilde diriltiriz. Yetehafetune beynehum. Kendi aralarında onlar fısıldaşırlar. İlle bistum illa aşra. Yani siz dünyada ancak 10 gün kaldınız. Bu şekilde kendi aralarında fısıldaşırlar. Sura üfürülmesi Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de ifade edilen bir hakikattır. Nasıl ki askerler mesela toplanıyorlar, eğitim yapıyorlar. Bir borazan çalıyor, hepsi dağılıyor. Tekrar bir borazan çaldığında hepsi toplanıyor. Adeta bunu çağrıştıran bir ifade tarzı. İşte şu yeryüzünde insanlar imtihana tabiler ve sura üfürüldüğünde, birinci defa üfürüldüğünde artık kıyamet kopacak, her şey dağılacak, alem harap edilecek. Ama sura ikinci defa üfürüldüğünde artık insanlar tekrar bir araya getirilecek ve böylece yeni bir alem, yeni bir hayat başlamış olacak. Burada anlatılan ikinci üfürülüş olduğu anlaşılıyor. Sura üfürülür ve mücrim olanları, o günahlara dalan kimseleri biz o gün gök gözlü bir şekilde haşrederiz, bir araya getiririz. Burada gök gözlü ifadesi, yani korkunç bir tablo bize çiziliyor. Mücrim olanlar diğer alemde, dünyada böyle sima itibariyle güzel de olsa, diğer alemde simaları güzel olmayacak. Hayale gelebilecek en berbat görüntüler onlar üzerinde görülecek ve göz itibariyle de gök gözlü bir şekilde, korkunç bir surette diriltilecekler. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ. Bunlar kendi aralarında fısıldaşırlar. Yani sesli konuşmaya mecal yok. Ancak kendi aralarında şöyle fısıldaşırlar: dünyada ancak 10 gün kaldınız. Burada 10 günden murat, yani dünyada çok az bir süre kalındı. Gerçi dünya hayatı ortalama her bir insan için 60-70 yıl gibi. Ama 60-70 yıl onlara adeta 10 gün gibi gelecek. Uzunca bir rüya gibi adeta. Nahnu a'lemu bima yekulun. Biz onların ne dediklerini en iyi bilmekteyiz. En iyi bileniz. İz yekulu emseruhum tarikaten. Onlardan daha böyle makul düşünen, yol itibariyle daha doğru bir yolda olan şöyle diyordu: İlle bistum illa yevme. Ancak bir gün kaldınız. Yani ebedi hayata nispet edildiği zaman dünyadaki hayat olsa olsa bir gün gibi olur. 10 gün bile değil. Ve yes'elûneke anil cibâli. Sana dağlardan soruyorlar. Yani bu dağların akıbetini, bu dağlar hep böyle dağ olarak devam mı edecek? Malum yeryüzünde dağlar da var ve bu dağlar yeryüzüne hem bir güzellik katıyor hem de pek çok görevleri eda ediyorlar. Hayatla çok yakından alakaları var. Hayata hizmet ediyorlar. Peki bu dağlar ne olacak? Kıyametteki durumları nedir? Fegul, sen onlara cevaben de ki: yensifuha rabbi nesfe. Rabbim onları, o dağları tuz buz edecek. Onları dağıtacak. Yani kıyamet koptuğunda artık o Ağrı Dağı'dır, Everest Tepesi'dir, Himalayalardır, Alp Dağları'dır vesaire, bunların hiçbirisi dağ olarak kalmayacak. Ve kıyamette bunlar tuz buz hale gelecek ve dağılıp gidecek. Feyezeruha ga'an safsafa. Allah dümdüz yapacak yeryüzünü ve bomboş bir hale getirecek. Yani kıyamet koptuğunda artık yeryüzü düzlenecek.
birer sivrilti olarak gördüğümüz o dağlar hepsi uçup gidecek. Yeryüzü dümdüz bir alan halini alacak ve aynı zamanda bomboş, üzerinde yaşayanlar yok. Artık üzerinde dağlar yok, tepeler yok. Bu hale gelecek. لَا تَرَى ف۪يهَا اِوَجًا وَلَا اَمْتَى. Artık sen o arzda, yeryüzünde ne bir tümsek ne de bir çukur göremezsin. Artık orada bir eğri büğrü yok. Tamamen düz olacak. Ve orada ne çukur ne de tümsek bulunmayacak. Şu anda ise yeryüzü her tarafı hem çukurlarla hem tümseklerle doludur. Yükselen dağlar vardır, engin vadiler vardır. Ama kıyamet geldiğinde bunlar düzlenecek. Artık o yeryüzünde ne bir çukur ne bir tümsek görülmeyecek. Yevme izin, o günde, o kıyametin koptuğu o günde yettebiûne da'i, davetçiye tabi olurlar. Yani melek onlara neyi emretmişse, neyi söylemişse ona tabi olurlar. La ivecele, hiçbir eğrilik olmadan, yani hiçbir muhalefet, hiçbir çatlak ses olmadan hepsi boyun eğerler. Ve haşaatil asvatu lirrahman, ve sesler Rahman olan Allah için o gün artık kesilmiştir. Rahman'ın huzurunda kimse sesini çıkaramaz. فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسَى. Yani sen orada ancak çok hafiften sesler duyarsın. Mesela insanlar diyelim sevk ediliyor. Mahşer meydanına doğru götürülüyor. Birbirleriyle doğru dürüst konuşma mecal de yok. Belki izin de yok. Ancak onların giderken diyelim ayaklarından çıkan sesler gibi o şekilde hafiften sesler duyarsın. Başka bir ses işitemezsin. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاءَةُ. O gün şefaat fayda vermez. اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ. Ancak Rahman kime izin vermişse, Rahman'ın izin verdiği kimse şefaat edebilir. Ve Rahman'ın şefaat edilmesi için izin verdiklerine şefaat edilir. Yani hem şefaat etmek hem de şefaat edilmek Rahman'ın iznine tabidir. Rahman malum Cenab-ı Hakk'ın en büyük isimlerinden ve Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir surenin ismidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah lafzayı celalinin yanında Rahman ismi de sıkça nazara verilmektedir. Besmele'yi okuduğumuzda Allah, Rahman, Rahim üç ismi beraber söylüyoruz. Fatiha'yı okuduğumuzda Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra Er-Rahman, Er-Rahim, Rahman orada da geçiyor. İşte o gün Rahman'ın izin verdikleri dışında kimse şefaat edemez, kimseye de şefaat edilmez. Ve radiye lehu kavle, ve Allah'ın söz olarak razı olduğu kimse ancak o gün şefaat edebilecek ve kim için şefaate yetki verilmişse ona şefaat etmiş olacak. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah onların önlerindekilerini de bilir, geride bıraktıklarını da bilir. Yani bizler önümüzü de göremeyiz, arkamızı da göremeyiz. Ne önden gönderdiklerimizi tam hatırlarız, ne geride bıraktıklarımızı. Ama Allah-u Teala'nın muhit bir ilmi var, her şeyi kuşatan bir ilmi var. Böyle olduğundan dolayı Allah-u Teala geçmişimizi de biliyor, geleceğimizi de biliyor, yaptıklarımızı da biliyor, geride bıraktıklarımızı da biliyor. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ilme. Ama insanlar Allah-u Teala'yı ilmen ihata edemezler. Yani Allah onların yaptıklarını ihata eder ama onlar Allah'ı ihata edemezler. Malum insanlar Allah-u Teala'yı eserleriyle tanıyor. Zatı itibariyle değil. Ve bizler şu alemin tamamen Allah'ın yaratmasıyla olduğuna iman ediyoruz. Alemdeki tasarrufların onun tasarrufu olduğunu biliyoruz. Ve meydana gelen her şeyin onun izniyle meydana geldiğine iman ediyoruz. Ama alemlerin Rabbinin zatı, keyfiyeti, oralar bizim açımızdan meçhul.
Cenab-ı Hak başka bir ayette la tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar buyuruyor. Yani gözler Allah'ı idrak edemez ama Allah gözleri de idrak eder. Gözlerin gördüğü şeyleri de idrak eder. Ve anetil vucuh lil hayyil gayyum ve yüzler hay kayyum olan Allah'a boyun eğmiştir. Burada hay kayyum Cenab-ı Hakk'ın iki ismi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum orada geçiyor. Daha bazı birkaç yerde geçiyor. Hay ve kayyum beraberce zikredilen isimlerden. Yani Cenab-ı Hak ezeli ebedi hayat sahibidir. Ve Cenab-ı Hak kayyumdur. Her şeyi ayakta tutan O'dur. Şu anda göklerdeki nizam devam ediyor. Kayyum olan Allah'ın izniyle devam ediyor. İnsandan ruh çekildiğinde insan yere yıkılıp düşmesi gibi eğer kainattan bir saniye kayyumiyetin nispeti kesilse alem yok olup gidecek ve kıyamet kopmuş olacak. İşte şu anda her bir varlığın ayakta durması, topyekün alemin ayakta durması Allah-u Teala'nın kayyum ismiyle alakalıdır. O hem bizatihi kaimdir hem de her şeyi ayakta tutandır. Ve ezeli ebedi hayat sahibidir. Bütün canlılara hayatı O vermektedir. İşte diğer alemde bütün yüzler hay kayyum olan Allah'a yönelecek ve ona inkiyat edecek. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ Ama o gün, o hesap gününde zulüm taşımış olanlar, zulümle diğer aleme gelenler o gün perişan olacaklar. O gün en büyük ziyanı yaşayacaklar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ Ama her kim de mümin olarak salih amellerden yapmışsa فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا Ve o da zulümden korkmayacak, çiğnenmekten, hakkının çiğnenmesinden asla endişe duymayacak. Burada yani her kim salihattan amel yaparsa, malum salihat pek çok, salih ameller pek çok. Herkes yapabileceği kadarından mesul. Yapamayacaklarından sorumlu değil. Bütün salihatı yapabilmemiz mümkün değil. Ama ne kadar yapabiliyorsak. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yanına gelenlere Allah'ın emirlerini, yasaklarını nazara verdikten sonra mestetatum ifadesini kullanıyor. Yani ne kadar yapabilirseniz. Salihattan size emredilenlerden ne kadarını yapabilirseniz o kadarı kârdır. Acaba bütün insanlar yapabileceklerinin tamamını yapıyor mu? Hayır, bütün insanlar yapabileceklerinin bir kısmını yapıyor. Fabrikaların belli bir kapasiteyle çalışması gibi ideal boyut %100 kapasiteyle çalışmaktır. Ama %10'la çalışan da vardır. %20 ile, %50 ile, %80 ile çalışanlar da vardır. Mesela sadece zekamız yönüyle, aklımız yönüyle değerlendirecek olsak İnsanların büyük bir ekseriyeti aklının %5'ini bile kullanamıyormuş. Ve %10 gibi kullanabilse dahi olacak, sıra dışı bir insan olarak büyük icraatlara imza atacak. Demek ki salihat noktasında da hepimiz aslında başka yeni güzel salih ameller yapabiliriz ama tembellikten, temperverlikten, dünyaya dalmaktan, bir takım başka şeylerle meşgul olmaktan dolayı yapabileceğimiz salih amellerden geri kalıyoruz. Bu açıdan baktığımızda diğer aleme gidenler pişman olacaklar. Kötülük yapanlar kötülük yaptığı için pişman olacak. İyilik yapanlar da neden daha fazla iyilik yapmadık diye pişmanlık duyacaklar. Ve kezalike enzelnahu Kur'anen Arabiyye. Biz böylece onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَع۪يدِ Ve onda ilahi tehditleri, uyarıları değişik şekillerde anlattık. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Ta ki Kur'an'ın muhatapları o günahlardan sakınsınlar, o ilahi tehditlerden savunsun, uzak kalsınlar diye. اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرَ Veya Kur'an onlarda bir öğüt meydana getirsin diye. Bu şekilde biz Kur'an'da öğütler verdik ve bir takım uyarılarda bulunduk. Gerçekten Kur'an-ı Kerim
Mesela günahları anlatıyor, günahlardan bizi sakındırıyor. Günahların ceza mahalli olan cehennemi anlatıyor. Onun dehşetini nazara vermek suretiyle yine insanları günahlardan uzak tutuyor. Bu şekilde Allah-u Teala Kur'an'da öğüt almak isteyenler için çok güzel öğütleri ortaya koymuş. Zaman zaman da insanların aklını başına almaları için tehditte bulunmuş. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Allah-u Teala meliktir, hükümrandır, her şeyin hükümdarıdır ve o haktır, gerçektir. Böyle olan Allah-u Teala yücedir, münezzehtir. Allah-u Teala'nın el-melikül hak olması gerçek hükümdar manasını da ifade eder. Yani gerçek anlamda hükümdar olan, hükümran olan Allah-u Teala'dır. İşte bu surede gördük, Firavun hükümranlık davasında bulundu. İnsanlara uzun sürede belki hükmetti ama neticede o da şu dünyada cezasını buldu ve suda boğulup gitti. Onun gibi daha nice zorba iktidarlar netice itibariyle ortadan kalktı. Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi küfrün önde gelenleri hepsi yok olup gittiler. Bunların dünyada gerçi bir mülkleri, bir saltanatları vardı ama o saltanatların yerinde şu anda yeller esiyor. Kimsenin elinde bir mülk, bir saltanat kalmıyor. Bu açıdan baktığımızda gerçek melik, gerçek hükümdar Allah'tır. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْدِ اَنْ يُقْدَى اِلَيْكَ وَحْيُ Kur'an'ın vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'la alakalı acele etme. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي اِلْمَ Ve şöyle dua et. Ya Rabbi ilmimi artır. Her yönden ilmimi artır. Allah'a böyle dua et. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a muhatap olarak gelen ayetleri ezberleme hususunda önce bir telaşlanmış. Ama Cenab-ı Hak bu ayetle Peygamberimize teminat veriyor. Acele etme. Onlar zaten sana gelecek. Öte yandan Rabbi zidni ilme, bu da çok güzel bir dua. Peygamberimize öğretilen bir dua. Ya Rabbi ilmimi artır. Yani Ya Rabbi saltanatımı artır, şöhretimi artır, maddi imkanlarımı artır. Bu tarz bir dua yok öğretilen ama ilmimi artır. Demek ki ilim en büyük bir devlet, en büyük bir saltanat. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın ilmine, sırlarına vakıf eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.